Ya çok enteresan bir şey var. Aslına bakarsan bizim işimizi pek zengin işi değil. Yani Evet. konservatuvarda bölüm başkanı bir gün şey demişti. Ya bir gün şu sınav için şu kapıdan bir ultra işte zengin bir ailenin çocuğu girse çok şaşıracağım. Ama gelmezler diyordu yani. Çünkü bu iş onların işi değil. Bu iş sokaktan gelenlerin işi diyordu. Hakikaten de hani bilmiyorum öyle mi ama görünüş öyle. Genelde bu işi en iyi yapanlar, bu işe yüreğini koyanlar halktan geliyor yani. Evet. Halbuki mesela ben de meslekte hani 30. yılıma geliyorum. 29 yıl oldu. Baktığım zaman zengin birinin bu işi eğer kafayı takar ve aşkla yaparsa hepimizden daha iyi yapacağını şu yüzden inanıyorum. Bir, parası var, gezip değişik ülkelerin tiyatrolarını izleme, Evet. değişik ortamlara girme, her statüden Birkaç yabancı adamla dille doğuyorlar zaten. aynen birkaç yabancı dille Tabii. büyüyorlar. Her statüden adam tanıma imkanı var. Evet. İki, parası olduğu için her önüne gelen işi kabul etmek zorunda değil. En iyi performans göstereceği işi seçme lüksüne sahip. Ama hayvanları o kadar kuvvetli olamıyor işte. Evet, İçlerindeki içindeki. o kendilerini kabul ettirme inancı, ihtiyacı o kadar olmuyor. Çünkü Evet. hazır önlerine protein geliyor yani, karbonhidrat geliyor. Her şey hazır geliyor yani. Onlar da Doğru sistemli, söylüyorsun. milimi her şey hesaplanmış oluyor. Bizde öyle değil ama yani. Evet. Peki bu bekleyebilme lüksünü paranı doğru idare ederek mi yapıyorsun? Yoklukta bir sıkıntı mı çekmiyorsun? Nasıl? Oradaki psikolojin nasıl oluyor? Ya bunu bir atasözüyle şey yapayım. Önce ayağını yorganına göre uzat. Kesinlikle. Gerçekten ben çok böyle pahalı, lüks bir düşkünlüğüm yok benim. Ben nohutu haşlayıp kaynatıp tencere yemeği yapabiliyorum ondan sonra. Aynı zamanda şey de değiliz, ben de öyleyim, eşim de öyle. Bizim hani varlıklı bir aileden gelmediğimiz için kendi ayağımızı hep böyle hayatımızda yorganımıza göre uzatmışız yani. Ve o yüzden bu böyle bir artık insanın hayatına işliyor. Bu nasıl oluyor, nasıl bitiyor, ben ne yapıyorum bilmiyorum ama ben yaşadığım şeyler, zevk aldığım yerler hep böyle makul. Hepimizin gittiği, hepimizin aldığı, üstüme aldığım şeyler de öyledir. Bir şeyin bakarım mesela fiyatı çok şeyse, fazla geliyorsa onun ya indirime girmesini beklerim ya da onu almam. Onu almayınca da kendimi mutsuz hissetmiyorum. İş hayatımda da aynı şekilde senin seçmediğin işler aslında senin kariyerini Doğru. belirliyor. Ne kadar beklersen aslında o beklediğin işe o kadar yaklaşmış oluyorsun. Böyle bir durumlar ya, bunu tarif edemem açıkçası. Yani bazı şeyleri tarif edemiyorsun. Alt beynim beni oraya doğru götürüyor yani. Okulun yolunu düşünmeden Bilmek beni, gibi değil mi? evet, o beni götürüyor yani. Peki neye düşünmeden para harcarsın? Çok arzuladığım bir şey olursa benim ya da senin ya da eşimin ya da işte sevdiğim birisinin, onu hiç düşünmeden para harcarım.